Ne zaman öleceğinizi bilmek, kesinlikle davranışlarınızı değiştirecek ama ne yönde değiştirecek bilinmez. Ölümden dönen insanların yaşadığı mutluluğa kavuşabilir, anın tadını çıkarabilirsiniz. Tıpkı araba kazası geçirdikten sonra ambulansa konulan, şok geçirip aşırı mutlu olan benim gibi. Ya da tamamen içinize kapanıp kabullenmemiş olmanın sizi yiyip bitirmesine izin de verebilirsiniz. Şu sıralar ünlülerin ölümünü yıllar öncesinden tahmin eden bir kanal var ve bu tahminlerin hepsi gün, ay ve yıl olarak da tutarlı. Kanalın adı 2020 Görüşü. Kanalda toplam 50 video var ve hepsi 15 Haziran ile 15 Ağustos tarihleri arasında atılmış durumda. Ve işin ilginç kısmı, bu tarihler yıllar öncesine, 2017'ye aitler. Kanalın açıklamasına göre tüm bu görüşler Pembe Göz tarafından kutsanmışlar. Bu sözler sanki bir tür tarikatlarmış gibi yazılmış. Tüm ünlülerin ne zaman öleceklerini planlamışlar, kaza süsü vermişler. Bu kanalın en ünlü videolarından biri Kobe Bryant'ın videosu. Kendisi benim de doğum günüm olan 26 Ocak gününde 2020 yılında helikopter kazasıyla yaşamını yitirdi. Ve bu YouTube videosu bu olayları yıllar önceden tahmin edebildi. Sizce de tüm bunların hepsi bir tesadüf mü? Bir diğer ünlü ise Chadwick Boseman. Marvel evrenindeki Black Panther'ı oynayan oyuncunun kendisi bu kişi. Ve aramızdan ayrıldığı tarihte yıllar öncesinden bilinmiş durumda. Tüm bu videoların işleyişi ise şu şekilde. Pembe Göz sürekli göz kırpıyor ve gözlerini açtığında gün, ay ve yılı bize veriyor. Tam gözün aşağısında da video boyunca hangi ünlünün o tarihte ölmüş olacağı yazıyor. Kanalda gördüğünüz tüm ünlüler 2020 yılında vefat etmiş ünlüler. Ve evet, tüm bu videolar yıllar öncesinden, 2017 yılından kalmalar. İlgi çekici ama şöyle de düşünebilirsiniz. YouTube üzerinde bir sürü bu tarz video atan kişiler var. Ve bu kanalın attığı videolar ise daha da öne çıktı. Çünkü çok ufak bir olasılık dahilinde bu ölüm tarihleri tuttu. Ya da bu kanalın sahibi YouTube'a binlerce video atıyor ve eğer aralarından doğru çıkan bir video varsa o hariç tüm videoları siliyor. Çözüm aslında çok basit. Ama oraya gideceğiz. Daha önceden de bu olasılıkları tahmin etmeye çalışanlar olmuştu ve doğru tahmin edenler de olmuştu. Büyük bir gündem oluştu. Twitter'da BeyonceFan666 adındaki bir kullanıcı birçok olasılığı tahmin ediyordu ve doğru biliyordu. Atılan tweetlerin tarihine baktığınızda belki aylar, belki de yıllar öncesinde atılmış tweetlerde bunlar doğruydular ama arkasında ufak bir teknik yatıyor. Mesela bir tane futbol maçında iki farklı takım var. Bunlardan ya A takımı ya da B takımı kazanacak. BeyonceFan A takımının kazandığını ve nasıl kazandığını yazıyor, bunların varyasyonlarını oluşturuyor, bunun aynısını B takımına da yapıyor ve yayınlıyor. Zaten futbolda aşırıya kaçılmadığı sürece 10-15 gol atıldığını görmüyoruz ve bu olasılıkları tutturması da bir tık daha kolay. Ve bu olasılıklar aylar veya yıllar sonra tuttuğunda diğer bütün tweetleri silebilirsiniz. Bütün tweetleri sildiğinizde ise sadece doğru olan kalacak. Böylelikle de sanki geleceği görmüş efekti verebilirsiniz. Bu videolarda da yapılan bunlar ama bunlar video. Bir yazı değil, hızlıca yazıp bir sürü varyasyon koyamazsınız. Videonun içine yazacaksınız, bunları render edeceksiniz ve YouTube'a atacaksınız. Peki bu kanal bunu nasıl yapıyor? Bu kanalın olayını çözebilmek için daha da derinden incelememiz lazım. Kanalın açıklamasında iki link görüyoruz. Birisi Discord gruplarına yönlendiriyor, birisi de Twitter hesaplarına yönlendiriyor. Twitter hesabına bakıldığında ise attığı tweetler hep başkalarına yaptığı yanıtlardan ibaret. Ve takip ettiği de tek bir kişi var. O da ünlü olmayan bir müzisyen. Bu durumda kanalın amacı anladığım kadarıyla bir reklam çalışması. Şaşkın insanları yönlendirmek ve yeni bir müzisyenle tanıştırmak. Ama bir yandan da Discord gruplarına girdiğinizde ise 7/24 süren garip yayınlara sahip. Sürekli olarak çalışan ve işlemler yapan bir makineyi izlediğimiz canlı yayınlar bunlar. Ve yayınlarda gördüğümüz makine ise diğer ünlülerin nasıl öleceğini hesaplayan bir makine. En azından öyle inanmamızı istiyorlar. Videoların hepsi 720p çözünürlüğünde. Günümüz şartlarında internette en hızlı aktarabileceğiniz çözünürlüklerden bir tanesi. Ne çok düşük ne de çok yüksek bir kalite. Hem düzenlemek için bilgisayarınızı zorlamıyor hem de render'a koyduğumuz zaman da video çok daha hızlı bir şekilde hazır hale geliyor. Pek yüksek çözünürlük olmadığından da internet alemine yüklemesi daha da hızlı. Ama asıl olaysa şurası. Tüm günleri tane tane YouTube'a yüklerseniz çok fazla zaman kaybedeceksiniz. İşte burada da YouTube'un yeni bir özelliğinden faydalanma ortaya çıkıyor. Yani video gün, ay ve yıl olarak 3 bölüme ayrılıyor. Öncelikle 31 günü, sonra 12 ayı ve tahmini olarak da önümüzdeki 10 yılı düzenliyorlar. YouTube'un da daha yeni yeni hayatımıza soktuğu güncellenmiş bir video düzenleme aracı var. Tüm videoyu o ünlünün ölüm tarihini gösterecek şekilde kesiyor. Çünkü bu yeni düzenleme aracı eskisi gibi sadece baştan ve sondan video kesmeyle değil, videonun ortasından da sahne kesip alabilmeye imkan sağlıyor. Böylelikle de sanki ölüm tarihlerini bilen bir tarikat izlemini vermek için de videonun belli konumlarından tarihleri alıyor ve
videoyu 30-40 dakikadan 10 saniyeye kadar seçme bir şekilde düşürebiliyor. Çünkü tüm günleri içeren bir video atması lazım. Bu yüzden de 720p atıyor ki çok daha hızlı atabilsin. Sonuç olarak da belki tüm bunlar bir müzisyen için PR çalışmasıydı. Belki de yeni bir RNG'ydi. Yani alternatif gerçeklik oyunu. Peki bilmeyenler için nedir bu alternatif gerçeklik oyunu? İzleyiciye minimum seviyede ipucu sunularak yönlendirme işlemi. Her ipucu sizi başka bir ipucuna verecektir ve en sonunda hedefe ulaşacaksınızdır. Ama RNG'lere başlamanın bir sıkıntısı da direkt olarak ipucu verildiği söylenmez. İpucunun nereden geleceğini ve olaya nasıl başlayacağınızı sizin çözmeniz lazım. Mesela Discord yayınlarına girdiğinizde tüm göreceğiniz sayıların belki bir anlamı vardır. Sayılar farklı kombinasyonlarda alfabeye dökülebilir. Bunu bilemeyiz. Belki de hem PR çalışması hem de RNG'leri birlikte yapmışlardır. Böylelikle de tek bir taşla iki kuşu vurabilirler. Hem müzisyeni tanıtabilirler hem de alternatif gerçeklik oyununu da yapabilirler. Şu anlık kanalın amacı bilinmese dahi ünlülerin ölümlerini nasıl tahmin ettiğini biliyoruz. En baştan tedirgin edici bir bilinmezlik varken şimdi olay ne kadar da basit geliyor aslında. Thank you.